Nedret Ersanel Suriye'nin araladığı kapıya ayağımızı mı dayadık? AB tipi yerli medyanın heyecan ve haberleri artsa da Avrupa Birliği'nin 5 yıl sonra bizi Brüksel'de yapılacak gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısına davet etmesini geçen hafta sonu gömdüğümüz için en azından Kırkı çıkana kadar bir daha el açmaya gerek yok. Şimdi diyalogdan memnunuz başlıklarıyla kutsanıyor ama bu temize çekmeler yine menzile varmadığı zaman ne oldu o kadar yazdıklarınız diye hatırlatırız. İlla önemsenecek bir şey aranıyorsa belli ki yaz vesilesiyle yazacak bulunamıyor ki bizim matbuatın elinden aktüele alın ne yazacaklarını hemen şaşırırlar. Ben size tüyo vereyim. Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşen Kalkınma Yolu Bakanlar Zirvesi'ni yazın. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun ev sahipliğini yaptığı toplantıya Türkiye ile birlikte Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilgili bakanları ulaştırma ve enerji katıldı. Bu bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında gerçekleşen Bağdat ziyaretinde projenin mutabakat zaptını imzalayan isimler. 2028, 2033, 2055 yıllarında 3 etapla tamamlanacak devasa projenin bölgesel ve küresel bağlama nasıl oturduğunu bu köşeden çok anlattık. Peşinden koşulacaksa bunun peşinden koşmak lazım gelir. Yarım yüzyıldan fazladır AB kapılarında süründükten sonra tatmin edici gelmeyebilir. O yüzden ilave konular da ekleyeyim. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Bakü ziyaretinin bir ayağı da Rusya, Kafkasya, Türkiye, Avrupa enerji yoluydu. Nitekim bu teması takiben kardeş Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Ankara'ya geldi 27 Ağustos. Onunla da horizontal hat konuşuldu. Kalkınma yolu projesi vertical'dır yani dirseğidir. Bayramov enerji alanındaki işbirliğimiz önemlidir Azerbaycan'la Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği sadece iki ülkeye katkı sunmakla kalmadı, Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi. Üzerine Kremlin'in açıklaması var. Ukrayna ve Avrupa'ya alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Moskova'nın Hindistan, Basra, İran, Rusya yolu da var. O da dirsektir. Tabii bu Rusya ve Türkiye'nin güzergah çalışmaları için pek sınırlı bir tarif. Altı daha dolu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye artık kendi doğal gazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmiş ve güçlü altyapısı sayesinde ihracat kabiliyeti olan, bölgesinin ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider ülke haline gelmiştir fark edilmesi gereken kalkınma yolunun mevcut ve müstakbel yollarında tamamlayıcısı olacağıdır. AB ile konuşulacaksa işte bunun yollarının, yordamlarının, bağlantılarının konuşulması gerekir. Çünkü ister Avrasya, ister Orta Doğu, ister Avrupa ve hepsinin buluştuğu Türkiye olsun, proje yeni bir jeopolitiğe oturmuş durumda. Yeni durum tarafların ellerine fırsatlar veriyor ama benzerlerinden ayrı olarak bu fırsatları tepmeleri durumunda başlarına gelecekleri de darlayıcı sonuçları göstererek ikna etmeye çalışıyor. Diğerleri anladı ama Avrupa anlamadı. AB'ye iyi anlatılması gereken asıl budur. Yoksa yıllar sonra gelen diyalog toplantısı boştur. Aslında Suriye ile uzlaşmak istemiyor muyuz? Gelelim aynı haritanın bir diğer parçasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek ve samimi tondan Suriye ile normalleşme çağrılarını takiben ortaya çıkan uzlaşı arayışı başta Rusya olmak üzere kimi Arap ülkelerinin hatta İran'ın da teşvikine alarak ilerliyordu ama Şam'dan aynı genişlikte kucaklayıcı açıklamalar gelmedi. Sonunda Esad İlişkilerin normale dönmesi için Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör gruplarına verilen desteğin son bulması gibi mevcut duruma neden olan politikaların tersine dönmesi gerekiyor. Görüşmelere başlamak içinse bu bir ön şart değil. Türkiye güçlerini geri çekmezse görüşmelere başlamayacağımız doğru değil diyerek kapı araladı. Sonra Türk dışişleri kaynaklarının açıklaması geldi. Dört şart içeriyordu bu ve Suriye'nin terörden temizlenmesi, BMGK 2254 kararının uygulanması, yani siyasi uzlaşı, sığınmacıların dönüşü için uygun ortamın sağlanması ve insani yardımların kesintisi sürmesi. Cümlelere bakarak ilk intibaın Ankara'nın ayak sürüyor olması normal. Açıklama bu algıyı veriyor. Ancak mesele tam böyle değil. 1- Türkiye normalleşmeyi istiyor ve bunu sürdürecek. 2. Sorun asker çekme ile ilgili tekrar 10 yılların emeğini heba etmek, terörle mücadelede ve diğer güçlerin buradaki varlığına alan yaratmak istenmiyor. 3. Şu an çekilme tam bunu yaratır ve Bakan Fidan'ın zikrettiği 2,5 buçuk ülkenin istediği de zaten bu. Ayrıca Şam yönetiminin burayı yönetecek imkan kabiliyeti de bulunmuyor. 4. Bu yüzden Ankara asker çekme konusunu ötelemek, ileri aşamalara hatta finale bırakmak istiyor. Bu da çok doğal. 5. Suriye yönetiminin bakışını da anlıyor ama hak vermek başka. Dışişleri yetkililerinin açıklamalarına bakarak Suriye ile uzlaşmak niyetinde olmadığımız sonucuna varmak sadece aşırı değil, konunun da anlaşılmadığı anlamına gelir. Nedret Ersenel Yeni Şafak Kadir Üstün Amerikan siyasetinde büyük paranın etkisi Geçen hafta Demokrat Parti Kongresi'nin Amerikan siyasi gündemini tekeline aldığını ve Harris kampanyasının Filistin göstericilerine rağmen gövde gösterisi yapmayı başardığını söyleyebiliriz. Kongre sırasında 80 milyon doların üzerinde bağış toplayan Harris toplamda yaklaşık bir ay içinde 540 milyon dolar bağışla rekor kırdı. Bu gidişle 2020 seçimlerinde 1 milyar doların üzerinde bağış toplayan Biden'ı geçmesi şaşırtıcı olmayacak. Harris kampanyasının iddiasına göre bağışçıların üçte biri ilk kez bağış yapıyorlar ve ayrıca 200 bin yeni gönüllü kampanyaya dahil olmuş durumda. Harris'in demokratlar arasında büyük bir rüzgar yakaladığını gösteren bu rakamlar bir yandan da Amerikan siyasetinde paranın ve ultra zenginlerin rolünü tekrar gündeme getiriyor küçük bağışçılara karşı siyasi aksiyon komiteleri, yüz binlerce küçük bağışçıyı harekete geçirerek seçim finansmanı konusunda adeta çığır açan Obama kampanyası, internet ve sosyal medya üzerinden tabana ulaşarak geleneksel büyük bağışçıların etkisinin kırılabileceğini göstermişti. 2008'de Obama kampanyasının topladığı 750 milyon dolarlık rekor bağışın büyük bir kısmı 200 dolar ve 6 bağışlardan oluşuyordu. Birkaç büyük donör yerine kitlelerden küçük bağışlar toplanması toplam miktarla birlikte donör sayısının da önemini göstermişti. 5 dolar gibi çok küçük bağışlar bile önemli hale geldi. Zira bu sayede adaya popüler desteğin geniş kitlelere mal olup olmadığı görülebiliyordu. Obama kampanyasının başarısı siyaset finansmanında adeta devrim yaratırken tüzel kişiliklerin kampanya bağışlarında oynadığı sınırlandırılmış rol değişince büyük para gruplarının etkisi tekrar gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi'nin 2010'da aldığı meşhur Citizens United kararı paranın ve ultra zenginlerin Amerikan siyaseti üzerindeki etkisi açısından kritik bir dönüm noktası teşkil etti. Mahkeme büyük şirketlerin bağımsız siyasi harcamalarının kısıtlanmasının anayasa tarafından garanti altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Daha önce şirket, sendika ve vakıf gibi tüzel kişiliklerin siyasi harcama yapması çok sınırlı biçimde mümkünken bu karar sonrasında kurumların siyasi aksiyon komiteleri üzerinden sınırsız harcama yapmaları mümkün hale geldi. 2016 seçimlerinde PAC'lerin ve kaynağı belli olmayan kara paranın rolü tartışılırken Trump'ın kampanyasını kendi cebinden harcamalarıyla yürüttüğü iddiası özel çıkar gruplarından bağımsız olduğu iddiasına kısmen de olsa meşruiyet sağladı. Bernie Sanders gibi adaylar küçük donörler sayesinde özel çıkar gruplarına ihtiyaçları olmadığını söyleyerek karşılık bulurken, Hillary Clinton'a bağış yapan varlıklı isimler zenginlerin çıkarlarını koruyacağı algısının sıklıkla işlenmesini sağlamıştı. Clinton'ın başkanlık münazarasında Trump'a vergi vermediğini söyleyerek yaptığı atak ters tepmişti. Trump vergi vermemesinin zekasını gösterdiğini, vergi mevzuatını iyi bildiğini, mevzuatı Clinton gibi kurulu düzenden yararlanan siyasetçilerin de değiştirmeye yanaşmadığını söyleyerek cevap vermişti. Milyarderlerin sosyal medya platformları Pandemi bağlamında gerçekleşen 2020 seçimlerinde ise sosyal medya platformlarının ve bu şirketlerin sahiplerinin siyasi tercihleri tartışma konusu olmuştu. Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformların Aşı karşıtı içeriklerin erişimini sınırlaması, Rus dezenformasyonuyla yeterince mücadele etmediği eleştirilerinin baskısı altında bazı meşru içerikleri sansürlemeleri ve nihai olarak Başkan Trump'ı yasaklamaları teknoloji devlerinin siyasi etkilerini çok daha tartışılır hale getirmişti. İfade özgürlüğü ve içerik moderasyonu tartışmaları devam ederken dünyanın en zengin iş insanı kabul edilen Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması siyasi kampanyalar açısından yeni bir dönüm noktası haline geldi. Kongre Mark Zuckerberg gibi teknoloji devi şirketlerin CEO'larını siyaset üzerindeki etkilerini masaya yatırırken Özellikle cumhuriyetçi siyasetçiler muhafazakar içeriklerin sansüre uğradığını savundular. Musk ve Zuckerberg gibi milyarderlerin sahibi oldukları sosyal medya platformları sayesinde siyasete etkileri Soros, Koch ve Bloomberg gibi daha geleneksel isimlerin etkisinden daha da fazla hale geldi. Her iki partide de ultra zengin ve milyarder siyasetçiler 2024 seçimlerinde de son derece aktif ve gene bağış rekorları kırılmaya devam edecek. Ancak Musk Musk ve Zuckerberg gibi isimlerin 2020'deki sensür suçlamalarından sonra çok daha fazla cumhuriyetçilerin istediği bir noktaya geldiğini söylemek, mümkün. Musk'ın Trump'a açık desteği son zamanlarda Twitter'ın muhafazakarların çok daha pozitif baktığı bir platform haline getirdi. Amerikan siyasetinde büyük paranın etkisinin özellikle 2010 sonrasında önü alınamaz boyutlara ulaştığını söylemek mümkün. PAC'ler adayların kampanyalarına dışarıdan destek vererek büyük paralar harcıyor ve şeffaflık minimal seviyede. Her iki parti destekçilerinin de bu sistemi kullanıyor olması karşılıklı bir denge sağlıyor olsa da, sosyal medya platformlarının kritik etkisinin daha farklı tezahür ettiğini söylemek mümkün. Harris kampanyasının özellikle TikTok'taki başarısı, Twitter'ın daha Trumpçı bir çizgiye kayması ve Facebook'la Instagram'ın demokratlar lehine içerik moderasyonundan uzak durması bu seçim döneminin önemli hikayeleri olarak öne çıkıyor. Büyük platformların ve büyük paranın etkisi Amerikan siyasetinin en önemli meselesi haline gelmiş durumda ancak her iki tarafta mevcut sistemi kullanarak lehine çevirmeye çalıştığı için bunların etkisini kırmaya dönük güçlü bir siyasi irade oluşmuyor. Kadir Üstün Yeni Şafak